Seçim bölgem Kahramanmaraş, deprem bölgesi. Kuzey Anadolu fay hattının üzerindeki bir il burası. Özellikle de Türkoğlu ilçemiz. Bakın son Elazığ depreminden beri birkaç gündür hangi televizyon kanalını açarsanız açın aynen şöyle söyleniyor. Evet, Elazığ'da, Sivrice'de, Malatya'da bu deprem yaşandı. Burada bir kırılma oldu. Bundan sonra şu tarafa doğru gider, gidebilir deniyor. Neresi? Kahramanmaraş Türkoğlu. Elazığ depremini Kahramanmaraş çok ciddi hissetti. Ne sirenler çaldı, ne toplanma alanları gösterildi, hiçbir şey yapılmadı. O kadar depreme hazırlık tatbikatı yapılır. Ama hiçbir şekilde deprem anında yapılan tatbikatın faydasının olmadığı ortaya çıktı. Şimdi Kahramanmaraş'ta bir Türkoğlu bölgesi ciddi risklidir. Buraya yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor. Yine hangi kanal açarsanız açın söyledikleri şu: deprem öldürmez, bina öldürür. Evet, doğru. Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Peki binaların öldürmemesi için tedbir alınıyor mu? Hayır. Kimin alması gerekiyor tedbiri? Yöneticilerin alması gerekiyor. Ben Kahramanmaraş bölgesinin, özellikle Türkoğlu bölgesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini, buraya yönelik tüm tedbirlerin alınması gerektiğini, binaların, apartmanların şimdiden incelenmesi gerektiğini, depreme dayanıklı mı değil mi, dayanıklısa ne yapmak gerekiyor, nasıl bir güçlendirme gerekiyor, bunların birebir şimdiden çıkartılması gerektiğini düşünüyorum, söylüyorum. Sütçü İmam Üniversitesi'nin Karacasu kampüsü var. Karacasu kampüsüne değerli arkadaşlar 2001 yılında ki deprem yönetmeliğine aykırı yapıldı. Buranın depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. Ve kampüste, üniversitede binalar çatlak. Herkes biliyor. Rektör de biliyor, vali de biliyor, belediye başkanı da biliyor, milletvekiller de biliyor, öğrenciler de biliyor. Ama 6000 öğrenci burada eğitim görüyor. Öyle çok şiddetli bir depreme gerek yok. Orta şiddetteki bir depremde Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu kampüsü yıkılır. 6000 öğrenci yaşıyor orada. 6000 öğrenci orada eğitim görüyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor tedbir almak için? Bir an evvel ya bu kampüs boşaltılmalı ya da başka bir çare bulunmalıdır. Bu uyarıdır. Şimdiden söylüyoruz. Aman ha aman, Karacasu kampüsle ilişkin tedbirleri alın. Daha önce bir soru önergesi verdim Sayın Milli Eğitim Bakanı'na. Ya ne yapacaksınız buraya? Ne oluyor dedim. Burada bir deprem olursa bunların sorumluluğunu alır mısınız dedim. Bana gelen yanıt 5-6 satır. Diyor ki, sorumluluk almayı falan bırakmış. Diyorlar ki 2019 yılı yatırım programına alındı. Yıl 2020. Ne oldu? 2019 yatırım planına almışsınız Karacasu kampüsünün depreme dayanıklılığı sağlamayı, kampüsü yenilemeyi. Yıl 2020, hala öğrenciler aynı kampüste eğitim alıyorlar. İşte soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yanıt burada. Ne kadar yapmacık olduklarını, ne kadar işi bilmediklerini de göstergesidir.